kısa sürede finanse edecek ki bu harcanan rakam yüksek olsa da kazancımızın yanında hiçbir değer ifade etmiyor. Bunun ötesinde bu organize sanayi bölgelerine gelen mallar, buradan çıkan üretimler ve üretimlerin birçoğu ihraç ediliyor. Zaman zaman buradan çıkan ürünler, tırlar saatlerce yollarda kalıyor. Artık inşallah onlar da yaşamayacağız. Onlar da dakikası içerisinde limanlara ve ana hatlara ulaşmış olacak. Dolaştığımızda hepsini yanımızda gördük. Milletvekiliyken yanımızda gördük. Sanayi Bakanlığıyken yanımızda gördük. Bugün de Milli Savunma Bakanı olarak yine yanımızdasınız. Sizlerden Allah razı olsun, hepimizin müteşekkiriz. Bu teşekkürü tüm sanayiciler ve bu bölgede hayatına dokunan 500 bin insan adına yapmak istiyorum. Bu kavşaktan en az 500 bin insan direkt istifade etmiş olacak. Ülke ekonomisine getirdiği rakamları da demin çok basit bir rakam arz ettim. Bunu herkes çok kolay hesaplayabilir. Sayın Valimize, Sayın Başkanımıza çok müteşekkiriz. Sayın Bakanım, hep yanımızda oldunuz. Ta projenin hayal aşamasından gerçekleşme aşamasına kadar hep yakın takibinizde oldu, hep radarınızda oldu. Hatta ne güzel söylemiş. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlikten güç, kuvvet doğuyor. Önce gönül birliği gerekiyor. Biz iş adamlarımızı, sanayicilerimizi Allah için seviyoruz. Üretmek kolay bir şey değil kardeş. İnsanla uğraşıyoruz. Satacak, üreteceksin. Kaliteli üreteceksin. Rekabet edeceksin. Satacaksın. Sattığının parasını alacaksın. Aldığın paranın kazancın vergisini vereceksin. Bunların hepsi zor iş. Hepsi zor iş. Onun için sanayicilerimize minnettarız. Üretim yapan kardeşlerime, iş adamlarıma minnettarım. Bu ülkenin bir evladı olarak. Yüzlerce, binlerce, on binlerce insana ekmek sunuyorlar. Geçimini kolaylaştırıyorlar. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması böyle oluyor. Onun için onlarla birlikte iş yapmak bizim için büyük bir onur. Sanayisiyle, üretimiyle ama her şeyden önemlisi birlik ve beraberliğiyle Türkiye'ye zenginlik sunan bir büyük şehir. Model ve örnek olan bir büyük şehir. Uygulamalarıyla, yatırımlarıyla, kazanımlarıyla ve kazandırdıklarıyla. Bunun temelinde paylaşımcı, meselelerin çözümünde katılımcı ve çözümün her tarafı ve her paydaşıyla işbirliği içerisinde çok sıcak bir iletişim ve yönetişim sağlanması yatıyor. Sayın Bakanımızın bu anlamda bütün bu dönüşüm ve değişim sürecinin hazırlayıcısı, sağlayıcısı ve hepimize çok büyük destek ve güven veren bir yaklaşımı var. Özellikle belirtmek ve altını çizmek istiyorum. İnanın bu kavşağın sadece organize sanayi bölgelerimizde çalışan kardeşlerimiz açısından değil, Kocaeli açısından ne kadar büyük bir önem taşıdığını en iyi bilenlerden birisiyim. 2013 yılıydı, hiç unutmuyorum. Çayırova'ya geliyoruz. Şekerpınar'da adeta bir kör düğüm yaşıyoruz. Bazen bir saat Şekerpınar kavşağından organize sanayi bölgesine geçmek mümkün olmuyor. Şanslı olduğumuz zamanlarda yarım saatte geçiyor. Ya bu işi çözmemiz lazım. Evet, Karayolları Genel Müdürlüğü biz buraya kavşak yaptık. Gişeleri de koyduk. Biz görevimizi yaptık diye bakıyor. Ama Karayolları Genel Müdürlüğü'nün önceliğiyle Kocaeli'nin önceliği bazen farklılaşabiliyor. İşte bu durada devreye yerel siyaset ve yerel yönetimler giriyor. 2013 yılında hiç unutmuyorum, organize sanayi bölgesi başkanımız yine Yunus Bey'di. Diğer arkadaşlarımız da geldik burada. Buraları adım adım gezdik. MIT ve Yale Üniversitesi'nde ziyaret vardı.
Yeğil Üniversitesi'ne gittik, dönerken bizim oradaki Giresun Yağlıdere'de hemşehrilerimiz dediler ki, bakalım şu kavşağı görüyor musunuz? Ne var dedim bu kavşakta? Vallahi bu 20 yıl aşkındır devam ediyor bu kavşak. Şimdi onları görünce aslında biz 3 aylık, 4 aylık, 6 aylık gecikmelere bile artık tahammül edemiyoruz. Allah'a hamdolsun Türkiye iyi bir noktaya geldi. Türkiye artık sadece Büyükşehir Belediyesi ile organize sanayi bölgeleri işbirliği yaptığı anda Türkiye için, bölge için hayati önemde bir kavşağı hızla hayata geçirebiliyor. Bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Tabii bölgemizle ilgili bu kavşağı bitirdik, bütün işimiz bitti anlamında da söylemiyorum bunu. Kuzey Marmara Otoyolu hizmete girdiği zaman bölgemizdeki ulaşım yükünün bir kısmı Kuzey Marmara Otoyolu'na taşınacak. Onun da hem Gebze hem Kocaeli bağlantıları ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda biraz sonra üzerinde hareket edeceğimiz Şekerpınar yolunun İstanbul bağlantısı Şile yoluna bir bağlantı kuruluyor. İnşallah bunu Gebze işelerine de bu bağlantıyı yapacağız. Dilovası organize sanayi bölgeleri, Dilovası ve Osman Gazi Köprüsü'nün bağlantısı şu anda projenin içerisinde var. Hedefimiz inşallah Derince ve İzmit'ten de bu bağlantıyı tam anlamıyla sağlamak. İzmit bağlantısı da var. Kuzey Marmara Otoyolu'nun şehrimizin trafik yükünü önemli ölçüde üzerine alması.